Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. İçin bir arada bulunuyoruz. Biz ayın 24'üne 10 günlük için bize izin verildi. 10 gün iznimizde fabrika kapatıldı. Hiç kimsenin haberi olmadan burası terk edildi. Makinalarımız, burada bulunan eşyalarımız biz çalışırken toplandı girildi. Burası bize kurumsallaşılacak diyerekten izin verildi. Ama kurumsallaşma diye bir şey yok. Bizi burada 130 kişiyi yüzüstü bırakıp gittiler. En azından bir toplantı, bir görüşme, bir konuşma yapılmadı. 8 senelik elemanız hemen hemen her birimiz burada. Bize girdi çıktı yaptılar sürekli. Her sene bir isim değiştirdi. Sürekli değişiklik yaptılar. O yüzden şu anda haklarımızı aramak için arkadaşlarımızla bir aradayız. Asgari ücretin altında çalışıyoruz. Artı senelik izinlerimiz olmuyor. Resmi takdir edin. Haklarımızı bize buradan vermediler. Bizim haklarımızdan, pri paralarımızı, çocuk paralarımızı, bize hak tanınan bütün yani haklarımızı elimizden aldılar diye düşünüyorum. Bugün ayı 24'ü, bugün işbaşı yapılması için burada toplandık ama geldik her yer kapalı. Açık yani her eşyalarımız, makinalarımız gitmiş. Şu anda her birimiz mağdur durumdayız. Kaçmış. Hepimiz kandırıldık. Herhangi bir yetkiliyle ulaşabildiniz mi? Görüşebildiniz mi bugün için? Görüştüler. Adam ben kapattım kaçtım dedi. Kimseye bir açıklama yapma gereği duymadılar. Yani. Nereye giderseniz gidin diyorlar. İstediğiniz yere şey başlasın. Çaycı madde çalışıyor. İki fabrikası daha var. Muhittin Tosun. Bize açıklama yapması gereken Şahin Göktuman. Remziye Yıldız. Şefimiz. Bunların hiçbiri bize bir açıklama duymadılar. Ve biz kendimiz ararsak o şekilde öğrendik. Bize hiçbir zaman demediler ki işte Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet fabrikamız bugün kapanmıştır diye bir bilgi verilmedi. Biz kendimiz arayarak öğrendik. Ve aradığımızda da biz herkesi bilgilendirdik. Biz arayan herkese kapandığını söyledik dediler. Ve şu anda... Neresi gerekirse biz elimizden geldiğince kendi çabalarımıza başvurularımızı ihmal etmeyeceğiz. Bütün haklarımızı arayacağız. Burada bizi kandırarak ve bize burada bir suçlu olarak bekçimiz olan Mustafa abimizi de yalan konuşuyor diyerekten onun üzerine salmaya çalışıyorlar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Biz çocuk değiliz. Her birimizin evi ocağı vardır. Geçim derdine düşmüşüz. Ama bunlar kalkmışlar bizim karşımıza bir suçlu olarak Muhittin Tosun'u değil, Şahin Göktuman'ı değil, Remziye Yıldız'ı değil de Mustafa abimizi bize karşı suçlu olarak gösteriyorlar.